Herkese merhaba. Oyuncu Nuras kanalına hazırladığı yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Standalone oyununun ilk bakışını çekiyoruz. Aslında tek bir videoya sığmayacak bir bölüm. Ama ben DayZ'yi o kadar çok bilmediğim için bir bölüme sığdırabilirim diye düşünüyorum. The Standalone DayZ Arma 2'nin DayZ modunun kendi şeyinde çıkmış oyunu. Steam'de 29 dolar. cidden güzel olmuş oyun. Bu size bir karakter yaratma ekranını gösteriyorum. Oyunda sizi pek etkilemeyecek şekilde burada karakterinizi yaratıyorsunuz. Şu şekilde Zenci var böyle şöyle yapalım çünkü aslında zenci tercihimdir ama çünkü geceleri daha bir kamufle olabilirsiniz. Evet, ben böyle oyunlarda hep Warzy olsun, DayZ olsun koyu şeyler giyme taraftarıyım. Şöyle. Okey. gördüğünüz gibi Early X Alpha, yani alfa sürümünde daha oyun. Bu yüzden normal DayZ modundaki birçok şey bu DayZ modda yok. Evet, birazcık susacağım. Çünkü oyun açılınca videoyu bir başlatıp kapatıp açacağım. Bu yükleme ekranlarında bazen sorun çıkabiliyor. Evet. Dediğim gibi oyun daha alfa sürecinde ve Elektro'yu gördüm orada. Orada bir deniz feneri. Hadi Elektro'ya gidelim o zaman. Evet. Ama elektroya gitmeden önce şuradaki yerleşmeye bakalım bir. Evet. Hemen incelemeye yani oyunu size hafiften anlatmaya başlamadan önce size şöyle bir duyuru yapayım. Bilmiyorum ne zaman izliyorsunuz bugün. Bugün 21 Aralık 2013. Şu anda erken erişilebilen modda oyun. Alacaksanız alfa sürecinde alın. Çünkü beta'ya geçtiğinde oyun şu anda 29 var. Beta'ya geçtiğinde daha da pahalı olacak. Asıl çıktığında daha da pahalı olacak. Hani şimdi alırsanız kendi cüzdanınıza iyilik etmiş olursunuz. Oyun şu anda alfa sürecinde. Oha. Şunu şöyle şuna takacağım. Böyle asak. Buna vurabilir miyim ki? Maşallah vurabiliyorsun. Daha da pahalı olacak dediğim gibi. Oyun asıl çıktığında hani şimdiden alın kendi cebinizi rahatlatın. Evet. Neden? Alın, alın, alın. DayZ modu zaten bilen bilir arkadaşlar. Neredeyse çıkmış en gerçekçi hayatta kalma ve benzeri şeyleri olan şey mod. Mod değil, oyun. Aslında moddu. Ama artık oyun. Evet. Şuraya gideceğim. Neden? Bir dakika kafam karıştı. Ne diyeceğimi unuttum. Heh. Oyunda asıl DayZ, Arma 2'nin DayZ modu olan DayZ'den şu anda birkaç farkı var. Öncelikle oyuna ilk başladığınızdaki şeylerden anlatayım.
Mesela ayakkabınız olmazsa uzun yollar koşamazsınız. Uzun yollar koşmaya çalıştığınızda ayağınız kanamaya başlar ve yavaş yavaş kan kaybından sonunuz gelir. Eğer kıyafetiniz yoksa üşümeye başlarsınız. Üşüdükten sonra hasta olursunuz. Hasta olduktan sonra da zaten bayılırsınız ve bayıldıktan sonra da gelen şey ölüm. Warren. Her şeye karşı yanımızda dursun. Zorunda kaldığımızda yeriz. Oyunda ayrıca yemekler bozulabiliyor. Mesela üzerinde yazılar yazıyor böyle. Hani işte bozulmuş, bozulmamış gibi. İşte birazcık hasar almış. Onun gibi yazılar yazıyor. Gerçi bizim bu teçhizatla elektroya gitmemiz ne kadar mantıklı onu bilmiyorum. Orası elektroydu galiba, büyük vinçler falan. O bildiğim elektro orası. Geçelim. Oyunda şu anda alfa sürecinde olduğu için araba, bisiklet, helikopter, tekne gibi eşyalar yok. Yediğiniz çoğu yemekten sağlıklı olsa bile enfeksiyon kapabilirsiniz. Bu yüzden bir sprey var. Onları yemeklerin üzerine sıkıp şey yapabilirsiniz. Tamamen sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Tamamen, onun altını çiziyorum. Bir dakika. Şarj makinesi mi yanıyor lan? Bir koku geldi. Öf. Burnum da tıkalı. Dur lan. Hadi bismillah. Hadi inşallah. Bir şey olmaz. Allah! Anam. Hello. Hello. Ana. Ödüm koptu. Götümüzü sağlama alalım. Bakalım arkaya. Bir selam verdim. Hello, hello diye. Arkadaş takmadı. Neyse. İyidir. Arkamı döndüğümde şak diye çıkması beni biraz korkuttu. Herhalde arkamda bir de hafiften silahımın, yok lan, elektro değil galiba burası. Yok, elektro da olabilir. Arkadaşı korkuttu, o yüzden herhalde bir karşılık vermedi. Ben bu oyunu hani en azından gelişene kadar dostça oynarım. Hani köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğim. Evet. Oyunu çok da bilmediğim için Rusça yazı, neresi olduğunu çözemiyorum. Ama oyunda Rusça kitaplar varmış. Hani size Rusça alfabeyi öğreten kitaplar var. Bu tabelaları o şekilde çözebilirsiniz. Evet. O arkadaş inşallah buralara uğramamıştır. Evet. Arabalar yok diyorduk en son. Arkadaş benim kalbime indirmeden önce. Evet. Ne iş be, her yerde bunlardan var. Güzel. Belki kafa zırhı olur. Oyunda ayrıca şöyle bir şey var. Bir kere bir de evlerin %95'ine girebiliyorsunuz. Bir kere spawn olan eşya bir daha spawn olmuyor. Aynı şey zombiler için de geçerli. Bir kere spawn olan şey server restart atılana kadar bir daha spawn olmuyor. Bu da server'ın lagini azaltmak için yapılmış bir özellikmiş.
O lag zorununu daha kaldıramamışlar. Bu yüzden bu ne? Ve bu Oğuz Sasi başlığı. Kalsın. Gerçi sıcak falan tutabilir. Şunu yanıma alacağım. Alamadım. Ama neyse. Evet. Birazcık düşüneyim neler anlatabiliriz başka. Oyunda daha hızlı koşabiliyorsunuz artık. Ben şu anda koşmuyorum. Birazcık daha açık alana gidince gösteririm onu. Hatta şimdi gösteririm. Şöyle iki kez W'ye basarak öküz gibi koşabilirsiniz. Oyunda artık fark ettiğiniz üzere açlık, susuzluk göstergeleri yok. Bunun yerine karakterinize kulak vermeniz gerekiyor. Karakteriniz işte acıktım, susadım gibi şeyler söylüyor. Mesela sol altta şu anda yazıyor. I need a drink. Biraz suya ihtiyacım var diye. Tabii ki aç ve susuz kalırsanız da pek parlak şeyler olmayacak. Sonunuz ölüm olacak. Evet, evin girişini aradım. Evet. Büyük şey ihtimalle arkadaşlar, gene kapıları açık olan evler yağmalanmış oluyor. Çünkü çıkarken kapıyı kapatmazsınız siz. Evet, bir ayı postu. Tabii ki alamıyoruz. Şöyle bir etrafa bakıyorum. Çünkü böyle buzdolabının içinde, ranzaların altında falan da eşyalar olabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Böyle koşarken zıplayabiliyorsunuz. Bu özellik getirilmiş. Herhalde birinden kaçarken şey yapmamanız için. Hani daha oyuna bir gerçekçilik eklemek için. Oyunda teslim olabiliyorsunuz. Elleriniz kelepçelenebiliyor. Hani bayağı hiçbir şey yapamamanız için. Bir dakika. Başka. Hani oyun ayrıca şey özelliği de eklenecekmiş. Tuvalet. Yani size tuhaf geliyor olabilir ama tuvaletinizin gelme özelliği de eklenecekmiş. Bir survival oyun için bence bir fark yaratabilecek bir özellik. Tel mi var? Tel var. Aa, görmüyorum lan. Evet, şu elektronun vinçlerini oraya değil de şu kısmına gideceğim. İnşallah Days Origins moddaki gibi şeyler eklenir. Hani kendi evini yapma falanlar filanlar. Oyunda daha detaylı hayvanlar eklenmiş. Tavşan, mavşan ve benzeri şeyler. Aslında şunun tepesine çıkabiliyorsan oraya çıkacağım, böyle sniper'ını alacaksın. Dışık dışık dışık. Ve Mosin Nagant'la böyle. Evet, I need a drink, I need a drink. Hey, hiçbir biz susamıyoruz sanki bak. Biz susuyoruz mu hiç? Evet, çömdüm. Ne zamandan beri çömdüm? Haberim yok. Evet, o arkadaş şu anda etrafımızda olabilir. Silah bulmuş. Bizi öldürebilir. Karşılaştığımız arkadaş.
bizden önce buraya gelip etrafı lootlamış olabilir. Şurayı biliyorsam kapatayım dedim de kapatamadım. Yani kapatamıyormuşum. Bara bara bara. Şurası market mi yoksa? Burası market mi? Lütfen. Acaba sektör B nerede? Onu merak ediyorum. Hani Days iyi güzel de sektör B nerede? Benim asıl merak ettiğim o. Asıl Days oyunumda da hiç sektör B'ye gidemedim çünkü. Şöyle yakından bir görmüşlüğüm var da haritam olduğu için nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Evet. Şöyle yol kenarından. Şu anda benim bilgisayarımda video çekiyorum. Mesela şu solda gördüğünüz yerden çömelerek geçebiliyorsunuz yere yatarak. Elektro gibi büyük bir şehirde 6 FPS alıyorum video çekerken. Tahminen video çekmezken bu FPS artacak. Evet. Bu FPS sorunu hani daha yüksek olacak ileride. Şu anda alfada diye böyle arkadaşlar. Sakın şey yapmayın hani. Abi benim emekler kaldırıyorsa sizinki de kaldırır. Evet, bir video durdurup geri açtım. Herhangi bir şey olabilir diye kapanabilir falan bilgisayar. Evet, elektrodayız. Etrafta zombi göremiyorum. Allah şükür. Bir kere ölen zombi zaten bir daha doğmuyor. Evet, şöyle kapıyı kapatalım. Elini al yavrucuğum. Neyse alma. Aa öldü bilgisayar. Neyse şeyimizin incelemesine de bu kadar. Eğer aklıma bir şey gelirse ikinci videoda söylerim. Görüşmek üzere. İyi günler.